Merhaba, ben Şuheda Aydın. Bilinmeyen ülkeler arasında gezerken Komor Adaları'na rastladım. Oldukça küçük ve bir o kadar da güzel olan Komor Adaları'nın böyle güzelliklere sahipken bilinmeyen ülkeler arasında oluşu beni şaşırttı. Bu nedenle Komor Adaları hakkında bir video çekmeye karar verdim. Komor Adaları nasıl bir yermiş, ne gibi güzelliklere sahipmiş, gelin birlikte görelim. Komorlar bir İslam ülkesidir. Fransız sömürgesinden 1975 yılında kurtularak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 2002 yılına kadar yeşil zemin üstüne hilal ve dört yıldızlı bir bayrak kullanıyorlardı. Bu tarihten sonra yeşil üçgen zemin üstüne hilal ve dört yıldıza ek olarak yatay şeritler halinde sarı, beyaz, kırmızı ve mavi renkleri de bayraklarında kullanmışlar. Moroni, Mutsamudu, Fomboni, Ouani ve Domoni ülkenin en bilinen şehirleridir. Komorlar, Afrika kıtasının güneydoğusunda Mozambik açıklarında bulunuyor. Afrika kıtası ile Madagaskar adası arasında Komodor takımlarından oluşuyor. Ülkenin çoğunluğu Büyük Komor, Anjouan ve Moheli adalarında toplanmıştır. Bu adaların haricinde küçüklü büyüklü birçok ada ülke sınırları içindedir. Hatta ülkenin güneydoğu açıklarında bulunan Mayotte adası, ülke sınırlarında gösterilmesine rağmen Fransa'nın yönetimi altındadır. Komorlar sahip olduğu 2034 kilometre karelik yüz ölçümü ile dünyanın en küçük ülkelerinden biridir. Toplamda 340 kilometrelik bir kıyı şeridine sahiptir. Tüm adalar volkanik bir yapıya sahiptir. Kıyıları ise sığ kayalıklar ve mercanlarla çevrilidir. Büyük Komor Adası'nın merkezinde bulunan volkanik dağ Kartala, ülkenin en yüksek noktasıdır. Komorlar tropikal deniz iklimine sahiptir. Temmuz-Ağustos en serin dönem olurken, Şubat-Mart en sıcak dönemdir. Bu nedenle bu ülkeye ziyaret planlıyorsanız en uygun dönem Temmuz-Ağustos aylarıdır. Kartala Dağı, Moheli Adası, Moheli Deniz Parkı, Old Friday Mosque yani Eski Cuma Müzesi, Moroni Beach, Lake Daini Buduni, Anjouan Adası, Mayotte Adası gezilecek yerler arasındadır. Adalarda vanilya, karanfil ve yasemin gibi çiçeklerin bolca yetişmesi sonucunda etrafa parfüm kokuları yayılıyor. Bu nedenle parfüm adaları olarak da anılıyor. Deniz turizmiyle birlikte bu çiçekler ülkenin geçim kaynağını oluşturuyor. Komorların nüfusu 869.601 kişidir. Yıllık nüfus değişim oranı %2,20'dir. Komorlar bu nüfusuyla Afrika'nın en küçük ülkelerinden biridir. Ülkede kilometre başına 467 kişi düşüyor. Nüfus yoğunluğu daha ziyade Büyük Komor Adası'nda toplanmıştır. Şehirde yaşayanların toplam nüfusa oranı %29,2'dir. Geriye kalan kısım kırsal kesimlerde yaşıyorlar. Komorlar genç bir nüfusa sahiptir. Nüfusun %58,43'ü 0-24 yaş aralığındadır. %3,98'i de 65 yaş ve üzerindedir. Nüfusun %98'ini Müslümanlar, %2'sini de Hristiyan ve Hindular oluşturuyor. Nüfusun tamamı Müslümanken, Fransız sömürgesi sonucunda bilinçli olarak Hristiyan aileler adaya yerleştirilmiştir. Komorların başkenti Moroni, yani ateşin kalbi şehridir. Büyük Komor Adası'nın batı kısmında bulunmakta olup, 50 binin üzerinde nüfusuyla ülkenin en büyük şehridir. Şehirde bulunan liman ve Prens Said İbrahim Uluslararası Havaalanı sayesinde diğer ülkelerle ve şehirlerle ulaşım rahatlıkla sağlanabiliyor. Moroni, sahilleriyle ve plajlarıyla ziyaretçilerine muhteşem bir deniz tatili sunuyor. Özellikle Moroni Beach en ünlü plajıdır. Şehir, Fransızlardan önce Arap hakimiyeti altında olduğu için gezilecek birçok cami bulunuyor. Ahmed, Büyük Moroni ve Eski Cuma camileri bunlar arasındadır. Komorların ulusal para birimi Komor frankıdır. Kişi başına düşen 1570 Amerikan dolar, milli gelirle dünyanın en fakir 10. ülkesidir.
Komorların resmi dilleri Arapça, Fransızca ve Komorcadır. Nüfusun büyük çoğunluğu Araplardan oluştuğu için ülkede ağırlıklı olarak Arapça konuşuluyor. Komorlar ile Türkiye arasında saat farkı bulunmuyor. Şimdi bir gezginin gözünden Komor adaları nasılmış buna bakalım. Komor adalarını bu ziyaretimden önce hiç duymamıştım. Varınca karşıma Hint Okyanusu'nun tropik güzelliğini, Arapların ve Afrikalıların samimi misafirperverliği ve Fransız stiliyle sentezleyen kartpostalvari bir takım ada çıktı. Afrika'nın doğu kıyısı açıklarında Anjouan, Büyük Komor ve Moheli adalarından oluşan Komorlar Birliği, turistleri mavi bir mıknatıs gibi kıyılarına çekiyor. Uzaktaki Anjouan Adası yeşil tepelerden ve kasabaların renkli lekelerinden ibaret görünürken denizden bir baharat kokusu geliyor. Adaya yaklaştıkça önce ekilebilir arazileri ve ormanları, ardından da Mutsamudu antik kentinin bazısı göğe uzanan minarelere sahip, bazısı yıkık dökük, bazısı sağlam binalarını fark etmeye başladık. Çocuklar bizi görmek için denize açılıp teknemize doğru kürek çekmeye başladı. Komorlarda Fransızca konuşulduğunu bildiğimizden bonjour yani günaydın dedik. Fakat çocuklar Shinzwani adlı yalnızca Anjouan'da konuşulan bir Arapça Swahili diyalektiğinde konuşuyordu. Cevapları habavi yani ne haber oldu. Komorlara yolculuk bir anda aldığımız bir karardı. Hint Okyanusu'na açılmıştık ve Afrika'nın doğu kıyısı açıklarında Mozambik ile Madagaskar arasında bir adalar ülkesinin yer aldığını okumuştuk. Buranın masmavi sulara, boş plajlara ve karanfil ile ylang ylang bitkisinin kokularıyla sarılmış, muhteşem volkanik tepelere ev sahipliği yaptığını biliyorduk. Buna rağmen pek az detaya hakimdim. Komorlar Birliği, ylang ylang üretiminde dünyada birinci, vanilyada ikinciydi. Kokusu sokakları dolduran karanfil, ülkenin en önemli ihracat ürünüydü. Bizi asıl şaşırtan ise Moheli Ulusal Deniz Parkı'nın 400 milyon yaşında olan ve nesli çoktan tükendi sanılan Kolekant adlı efsanevi ve ender görülen balığa ev sahipliği yapmasıydı. Deniz parkının yumurtlama dönemindeki deniz kaplumbağalarına, göç eden balinalara, yunuslara ve devasa manta vatozlarına da yuva olduğunu duyunca burayı ziyaret etmem gerektiğini anladım. Anjouan'daki ilk günümüzde yeşil karanfillerin aromatik kokusuyla çevrili, görünüşü de alelade yeşil ağaca bakarken eşime ve kızıma karanfil ağacının neye benzediğini nasıl olur da bilmem diye sordum. Ben bunları düşünürken rehberimiz maketse etraftaki ağaçların üst kısmına işaret ederek salkımları toplayan çocukları gösterdi. Karanfiller elle ayıklanıp güneşte kurutulurken renkleri de yeşilden kırmızıya ve mutfağımda görmeye aşina olduğum kahverengiye dönüyor. Adadaki kıvrımlı rotamızı genel bir izlenim üzerine kurduk. Kılavuz kitaplara ve toplu taşımaya erişimimiz kısıtlı olduğundan bizi gezdirmesi için yerli rehberlerle anlaştık. Yol bizi baş döndürücü virajlı dağ yolundan, yeşil çiftliklerin oluşturduğu mozaiklerin arasından geçirip serin yaylalara çıkardı. Yol kenarındaki ateşlerde yığınla manyok pişiren, açık renk kumaşlar giyinmiş ve yüzleri sandal ağacı macunuyla boyanmış kadınların yanından geçtik. Erkekler şeker kamışı balyaları altında kaybolmuş halde yürürken yakacak odun toplayan ya da keçilere bakan çocuklar bizi görünce şaşırıp yabancı diye seslenmeye başladı. Anjouan'ı keşfederken adanın manzaralarına aşina olduğumuzu düşünmüştük ama hem tarçın hem müskat ağaçları bizim için yepyeniydi. Daha sonra bir düğün alayına denk geldik. Dans eden kadınlar geline hediyelerin verildiği baş döndürücü bir törenin ortasına çekti bizi. O anda benim için son derece keyifli ve ilginç bir yere geldiğimizi fark ettim. Bir sonraki durağımız Sultan Mavana'nın inşa ettirdiği Darini Sarayı'nın kalıntılarıydı. Dekoratif çinilerinin ve ince detaylara sahip oymalı kapılarının uyandırdığı merak duygusuyla bu yapı hakkında daha fazla şey öğrenmek istedim.
Maketse'nin anlattığına bakılırsa Komorların büyülediği ilk ziyaretçiler biz değilmişiz. 12. yüzyılda adalar Afrika, Asya, Hindistan ve Arap ülkeleri arasında önemli bir ticaret merkeziymiş. 15. yüzyıla gelindiğinde Komorlar Müslümanların hakimiyetinde olsa da daha sonra İngiltere, Portekiz, Hollanda ve Fransız kontrolü altına girmiş. Ticaret yolları üzerindeki sayısız küçük ve yeşil ada gibi Komorlar da çalkantılı uzun dönemlerden geçmiş. Neyse ki bugünlerde adalar son derece huzurlu ve halkları da misafirperver. Komorlar gezi rehberlerinde yeni yeni yer almaya başladı. Yerli halksa misafirlerin kendilerini evlerinde gibi hissetmesi için elinden geleni yapıyor. Maketse ile turumuz bitince Mutsamudu'nun kadim mahallelerinin neredeyse bir kol uzunluğundaki ara sokaklarına daldık. Karşılaşıp selamlaştığımız insanlar Komorları anlatmak için bizi durduruyordu. Döndürme koluyla çalışan bir dikiş makinesini kullanan bir adam Yılank Yılank çiftliğini nasıl bulacağımızı söyledi. Zira odun ateşi üzerindeki imbiklerde demlenmiş esanslardan birkaç şişe almak istiyoruz. Manav, günübirlik ziyaret edebileceğimiz, ıstakoz ve vanilya ile yapılan bir yemeği deneyebileceğimiz Moya'daki en sevdiği plajı tarif etti. Meyve satan kadınsa, oymalı kapıları ve yıkık tahkimatıyla eski şehrin en güzel manzarasını sunan Domani'ye bakan tepeleri, es geçmediğimizden emin olmak istedi. Martina adlı genç bir kadın, yerli kadınların sürdüğü sandal ağacı güzellik maskesini anlatmaktan çok daha fazlasını yaptı. Kızımı ve beni evine götürdü, büyük annesini, kardeşlerini ve çocuklarını görüp dar merdivenlerden çatıya çıktık. Burada macunu hazırlayıp yüzümüze sürdü. Başlangıçta çok güzel ve serin bir hissi vardı. Sonradan biraz kaşındırdı. Ama pazardaki kadınlar bizi görünce alkışlamaya başladı. Komorları keşfetmenin en iyi yolu esnek bir plan yapmak ve maceranın sizi sürüklemesine izin vermek. Adadaki günlerimiz hızla geçip gitse de ne zaman Moheli'ye giden bir feribot görsek bunu takip etmemiz gerektiğini öğrendik. Bu küçük ada beklentilerinizi kesinlikle karşılıyor. Bizi tertemiz mavi sularla, boş plajlarla ve tırmanışa davet eden tepelerle karşıladı. Zamanımızı tüple dalıp balina izleyerek ve taze ıstakoz, balık, ahtapot ve yerel ürünlerin tadına bakarak geçirdik. Gün batımları bile başlı başına göz alıcıydı. Ne yazık ki veda zamanı erken geliyor. Komorlardan ayrılırken hem mutluyduk hem de yeni öğrendiğimiz bu küçük ülke hakkında heyecan verici birçok şey biliyorduk. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda Komor Adaları'nı gördük. Bir sonraki videoda hangi ülkelere veya hangi konulara değinmemi istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.